Merhaba arkadaşlar, Astronol Haydar kanalına hoş geldiniz. Ben Ekrem Aktuman. Dur yok, Ekrem sen bu tarafa gelsene, elektrik gelsene, sağda mı sağa sola? Beyinle Şahin'le, beyinsiz Şahin arasında ne fark var abi? Öteksi oğlum, boş, koca yer var. Furkan öteksi. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Astronol Haydar kanalına hoş geldiniz. Ben Ekrem Aktuman. Merhaba arkadaşlar. Astronol Haydar ben, nasılsınız? İyi misiniz? Ekrem'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ekrem dedi ki Şahin alacaksan beni alacaksın dedi. Diğer arkadaşlara boş ver dedi. Biz Şahin'i almaya gidiyoruz. Üçüncü Şahin'imizi alacağız. Ekrem, Koççuoz'un Şahin ustası. Belki 500 tane Şahin alıp satmıştır değil mi Ekrem? Evet, en aşağı. En aşağı diyor. Ne yapacağız? Şahin almaya gideceğiz. Evet. İnceleyeceğiz. Alacağız. Bakacağız. Beğenirsek alacağız. Alacağız. Şahin'in yanında görüşürüz arkadaşlar. Bir yorumlara yazdı, çok dikkatimi çekti. Şahin abi 350 gidiyorsunuz dedi. O arkadaşı çok seviyorum. Bize bir yol açtı. Bu sefer Şahin abiye eski bir gideceğiz arkadaşlar. Şahin almaya tabii eski bir gideceğiz. Şahin'in sahibi eski birini görürsek ki Şahin'i belki verir. Ekrem. Efendim. Şahin mi daha güzel, eski mi daha güzel? Bence Şahin. Neden? Daha bundan iyi yanlar abi. Allah Allah. Tabii. Sen şimdi Şahin'i alırsak yanlayabilir mi diyor musun? Tabii ki de. Allah Allah. Tabii. Yanlayacak mı dersiniz? Yanlarım tabii. Koçcağızda hep beyaz don giyersin değil mi? Tabii. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Örnek alıyoruz. İlk önce kemer. Çünkü nedir? Emniyet kemeri? Evet arkadaşlar. Niye emniyet kemeri takıyoruz? Hayat. Polislerden kaçmak için değil. Evet. Hayat kurtarır. Her zaman için takarız. Artık siktir gidin. Bu arada arkadaşlar buradan kısa bir mola veriyoruz. Şuraya 2 dakika kanalıma abone olup şöyle şuraya değil yani şuraya şurada bir link bırakıyor öğrencim. 2 evet. Saniye videoyu kesip kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biz Şahin'imizin yanına gidiyoruz. Şahin aynı Ekrem'in tişörtünün renginde. Kırmızı. Ufak bir tüyo. Salına salına yürü. Abi. Yine bir efsane Şahin'le baş başayız. Salına salına. Salına salına yürü. Bu arabada eğir mi var lan? Ekrem. Salına salına yürü. Şu an göremiyorsunuz ama ben görüyorum. Ekrem bunun Golkan'ın kılıf var lan. Sıfır mı abi bu? Evet arkadaşlar. Şu tarafa dönelim de. Dönelim. Evet arkadaşlar. Şu tarafa dönelim. Şu tarafa. Şu tarafa. Mal boncuk. Evet arkadaşlar, aracın sahibinin yanındayız. Merhaba kardeşim. Merhaba. Önce kendimi tanıt bakalım. Özay Yıldırım, ben buralıyım. Kaç model araba? Araç 88 model. Ekrem sen kaç modelsin? 94 modelim abi. Ama bu araç benden dik duruyor. Sen kaç modelin? 94 modelim. 88, arabanın 2 yaş ufak lan. 6. Neyse, biz başlayalım bakalım. Ekrem'le arabayı inceleyelim. Kardeşim müsaadenle biz bir araba inceleyelim. Evet arkadaşlar, kendisinden 4 yaş. Kaç büyüklük araba? Kaç yaş büyüklük?
6 yaş. 5 yaş büyük. 6 yaş. Ha bu kaç mı? 88 mi? 6 yaş büyük. 6 Ekrem 94 model, Şahin 88 model. Evet. Ama Şahin, bütün Şahinleri gördün değil mi sen Ekrem? Gördüm. Bismillah deyip başlayalım seninle. Başlayalım. Sol ön çamurluk boyalı demişti, değişen demişti. Evet. Önden şöyle bir başlayalım Ekrem'cim. Bakalım. Ekrem, Şahin'le ilgili bütün, şu an 3. Şahin alıyoruz. Evet. Herkese Şahin hakkında bilgi sordum. Bir de sana sorayım kardeşim. Gel böyle kamera açısına gel. Beyinli Şahin'le beyinsiz Şahin arasında fark var abi. Ben bir önceki videoda hatırlarsınız. İlk Şahin'imizi Mertcan'dan almıştık. İkinci Şahin'i İsa'dan. İsa'cın da bir kelime çok aklıma takıldı. Beyinli diye ısrarla tutturdu. Yani enjeksiyonlu ve enjeksiyonsuz, doğru mu? Evet. Ne fark var arasında? Şahin'ci olarak sen anlat bakalım. Aslında pek bir fark yok. Hı-hı. Enjeksiyonlu Şahin ilk önce beyazında çalışıyor. Ondan sonra LPG'ye geçiyor. Kendisi otomatik mi oluyor? Evet, otomatikmen geçiyor. Sıralı sistem LPG'de. Haydar gibi. Enjeksiyonlu Şahin öyle. Enjeksiyonsuz Şahin ne işe yarıyor? Sadece LPG'de çalışıyor. Allah Allah. Evet. Hangi modeller arasında var bu? 97'den sonra enjeksiyonlu oluyor araçlarımız. Onlar yani da sıralı sistem. Tüplü de tüpsüz de fark etmiyor. Araba bastığında uçakta çalışıyor. Evet. Ama bu arabayı çalışırken ne yapacağız? Önce... LPG'de çalışıyor zaten. Sonra? LPG. Allah Allah. Evet. Bu LPG'de mi çalışıyor kardeşim? Sonrası ne? 88 mi? 98 mi yoksa bu araba? Oğlum bu arabalar normalde benim beynimde çalışması gerekmiyor mu? Hayır. 98'den sonra öyle. Enjeksiyonda abi o. He, otomatik geçiş şey. Tabii. Başlayalım arabayı incelemeye. Tabii. Eğri kumansiyer kardeşim. Evet, dikkat ediyorsunuz. Kalkmış şu an değil mi? Kalkmış harbi. Şimdi indiriyoruz. Allah'ım sana geliyorum. Körük de var galiba bu arabada. Ne kadar sakin çalışıyor değil mi? Evet, çok güzel. Mis gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Arabanın kaporta aksamından başlayalım. Evet. Bir önceki Şahin'de farlar orijinaldi. Tofaş yazıyordu. Bunda birisi ne yazıyor? Ayfar yazıyor. Ayfar. Bunda ne yazıyor? Eser yazıyor. Evet. Bu aydırıyor. Hı? O estiriyor. Estiriyor. Evet. Yani bu farlar ikisi de orijinal değil, doğru mu? Değil. Değil. Orijinalinde bir önceki videodan İsa'cığım özellikle vurgulamıştı farlar evet. Orijinal diye. Sis farları var arabada. Sağ tarafına doğru geçtiğimizde kaportada inan. Bakalım hani şöyle. Bu araba hatasız olay. Bakalım. Telefonda hatasız abi. Mermi gibi diyor. Bu arada arkadaş bize Instagram'dan ulaştı. Aracım var dedi, satılık dedi. Evet. Bu aracımızı bir inceleyin dediler. Şuralarında kazıyoruz biz alırken. Gerek. Sarı boya çıkabiliyor. Ama bunda kazılık yok. Evet. Sarı boya çıkarsa ne oluyor Ekrem'cim? Üzerindeki tişört gibi sapsarı çıkıyor. Ticerden çıkma. Ha, ticerden çıkma oluyor. Evet. Buradan mı oluyor sadece bunu biz? Evet. Buralara fazla boya atılmadığı için buradan atıyor. Yani burada çizdik. Evet. Sarı çıkarsa ticari taksi. Evet. Sarı çıkmazsa? Kıpkırmızı. Bu jantlar ne jantaya geçiyor? Sana soralım. Bu jantlar günümüzde kullanılan Şahinlerin çok güzel. 5 kol jantı. 5 kol, CMS 40. CMS 40. Evet. Biliyormuş daha iyi. Değil mi? Arayan. Tofaş'tan vazgeçilmesi. Tofaş'tan Şahin'in vazgeçilmesi. Evet. Bu arası oturması gerekmiyor muydu? Neye gülüyorsun oğlum? Burası niye oturmuyor biliyor musun abi? Çünkü ufak tefek işleri var ve kazalı buradan da büyük ihtimal. Biz bunları hatasız getirebiliriz değil mi? Tabii, onları yaptırabiliriz. Cahit abiye biliyorsun. Cahit abi mi? Buradan evet. Parımlar oto Cahit Bey selam olsun. İnşallah yapacak. Önce bir kaputu açalım. Asıl bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Açalım. Bakalım. Gel herhalde böyle. Sol çamurluk değişikti. Doğru mu kardeşim? Evet, doğrudur. Sol çamurluk zaten değişti. Buradan kaza gördü. Gabbak gibi. Meydanda. Ortada. Bir de İsa'cığım şey diyordu. 1 lira para muhabbet yapıyor. Doğru mu geçen gün diyordu? Evet, doğru. Sen nasıl anlıyorsun bunu? Abi bu delik muhabbet doğru. Hı-hı. Delikse panel değişiktir. Tabi bunların üzerine yapıştırma da yapıştırabiliyorlar. Hı-hı. Alttan bakacaksın şöyle. Var mı bir şey? Bir şey yok. Yani önden bir kazası yok doğru mu? Evet, ağır bir kazası yok. Ama sol çamurluk bariz. Bariz. Civatalarından sökülmüş. Hı-hı. Şuradan küçük bir kaynakla değiştirilip takılmış. Ha, değişmiş belli yani evet. Kabak gibi. Ama içlerde, kulelerde bir şey gözükmüyor. Kulelerde bir şey yok. Bu hafiften böyle bir yağ kaçağı var. Erhan'cığım şöyle göster. Bu yağ kaçakları çok önemli mi sence Ekrem'cığım? O kadar çok önemli değil. Ama yine de bir üst kapak contasına bakılması lazım. Burada bu fitil rengi. Bunda sıkıntı yok. Burada kaputa bakalım abi. Kaput orijinal mi Ekrem? Kaput da orijinal. Orijinal değil mi? Evet. Anlatayım. Bir bakışta anlatayım. Tabii. Belli oluyor mekeslerinden. Neydi? Mekes. Mekes hangisi Ekrem? Bunlar. Ha buna da mekes mi? Evet. Bak, biz plastik diyorduk geçenki videoda. Bu arada Bosch marka akümüz. Evet. Buradan
Çok canlı gözüküyor ama. Çok canlı gözüküyor. Yeni mi aldın akü canım? Evet. İyi, bunu İtalya'yı dışarı vermişler. Motoru iyi demek ki. Akacak az değil mi? Evet, hepsi bırakalım. Bu arada bazı arkadaşlar arkada benim MP5 taşıdığımı söylediler de bak hani mikrofon taşıyorum burada. Bırak bakayım. Ben bırakayım mı? Bırak bakayım kardeşim. Biliyor musun? Saat. Saat. Kaputta ufak bir tavanda bir daha dalgalanmalar var böyle Ekrem. Size görüyor musun bilmiyorum ama ben bir gövdercin gibi derler bakıyorum böyle. Ne bu ne yani yaşından ötürü mü? Abi yaşından ötürü. Şey, bakalım gövdercin gibi mi? Dolu da olabilir ya. He? Dolu da yağmış olabilir. Çürük falan var buralarda bakalım abi. Dur yok. Ekrem sen bu tarafa gelsene. Elektrik açsak bir sağda mı sağa sola? Salına salına yürüdü ya. Evet. Şey plana gibi oraya saldırıyor ben buna bakıyorum. Gel Eren'cim. Bak burada çürükler var. Ekrem bu çürükler hallolur mu? Buradaki şey ne Ekrem böyle? Abi o direk kesilecek değişecek. O da çürümüş. Bunlar çürüğü gidermek için mi? Böyle macun falan mı sürmüşler? Evet abi bunlara macun sürmüşler yani direğe. Değişme falan yok değil mi kazanmaza? Hayır. Otomatik cam yok bunlarda, Şahinlerde. Bundaki camlar kas camı Eren. ACS var abi bunlarda. Bunlar ne var? ACS. ACS. Evet Şahinlerimizin yani hepsinde. Camları açıyorsun. Evet. Aç camı seriniyor işte. Dalağını sikerim seninle. Arka kapı açalım. Bak. Gel böyle. Bakalım saat mi? Saat. Biliyor musun? Saat. Şıkır şıkır. Şıkır şıkır. Evet. Birazdan nazik bırak bakayım ne oluyor? Birazdan nazik bırakayım Eren'cim. Seni mi kıracağız? Yine örtülüyor. Zil zil. Buradan şimdi sağ arka kapıya geçelim. Geçelim. Sağ arka kapıya baktığımızda burada çocuklar var mı? Özay. Evet. O bu araba. Ne varsa çürümüş, haberi yok sanki lan. Sen buna bakmıyor musun, çürümüş mü diye? Bu yok, bu yok. Arabaya poşet geçmesi biliyorsun ya. Koltuklar hatası. Doğru, koltuklar güzel, Allah var yukarıda. Kimse oturmuyor mu arabaya? Yok. Evet. Bak. Mal boncuk. Bagaj açalım abi. Ama arka taraftan baktığımızda bunlar orijinal mi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hep böyle orijinal mi diyorum diye. Adam diyor ki, yani 700 milyon arabaya bakarken de aynı şeyi diyorsunuz. Şahin'e bakarken de lüks arabaları ekspertiz inceliyor. Alt modelleri de Ekrem Ekspertiz. Evet. Bir arkadaşlar var. Cansel Ekspertiz geldi. İsa Ekspertiz var. Salına salına yürü. Gel Eren'ci bak şurada ne yazıyor? Salına yürü. Salına salına yürü. Endamın kapatıyor gözümün ankörü. Bunlar falan hep değişmiş ben gibi. Yaşına bak. Bunlar hep değişik. Orijinal değil. Yaşına göre normal ama ya. Evet normal. Soluyor. Normal. Kaç Soluyor. Yaşındaydı? 32 yaşında abi 32 araba. 32 yaşında. 32 yaşında araba diyorsun evet. Ekrem. Her şeyine bakıyorsun ya. Ama durum benden iyi. Durum senden iyi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Tüple ilgili ufak bir hatırlatma yapayım. Tüplü araba alacak arkadaşlar. Tüp katanının üstünde tüpün takım tarihi yazar. Ekrem'cim takım tarihinden sonra kaç yıl ömrü var tüpün katanı? 10. 10 yıl değil mi? Evet. Yani burada 2017 yazıyor. 2027'ye kadar muayeneden geçebilir. 2027'ye kadar bu tüp katanı muayeneden geçer. Evet. Yani geçebilir. Tüplü araba alacak arkadaşlar. Tüp katanının üstüne dikkat etsinler. Tüpün tarihiyle 10 yıl üstüne koydun mu? Evet. Muayeneden geçiyor. O tarih muayeneden geçiyor. Geçmemişse bu kazan değişecek Eren'cim. Anlıyorsun değil mi Eren? Eren anlıyorsun değil mi? Tamam okey. Okey. Bu ne abi? En yıllı arabada. 300C'de de var. Öyle değil mi? Oh be. Oh. Mesela arabanın en büyük artısı biliyor musun mesela bu? Air'de evet. Çok güzel bir yer. Yolda kaldın mı? Oh. Anteni çıkartmışlar. Bu da fön çekmeye bana geldi. Bundan sonra fön çekmek bizim işimiz. Evet. Bu da Air'in tüp kazanı. İçine falan bakalım abi. Buralarda frenine bak. Ekrem'cim bunlar hep orijinal maşallah. Evet orijinal hep buralar. Hep orijinal. Evet arkadaşlar bagaj da güzel. Evet. Bunun adı neydi canım? Ekrem? Mekes. Mekes. Evet. Bu her arabada mı mekesleniyor buna? Sadece Şahin'e özel. Tofaşlarda. Tofaşlarda mekes. Evet. Bagaj da, tamam. Bagaj da bakalım. Bu tırnağına mı sorunlar? Tırnağına sorunlar. Normalde kapanıyor. Aslında kapanıyordu bu. Çekim sırasında kapanmamaya başladı biliyor musun? Evet nazar değdi. Nazar değdi. Gel böyle Eren'cim. İnan. Yıllar. Yalışmalarımızda, bak yıllar da görüyor musun? Evet. Yalışmalar sen bana ne diyorduk? Abi araba hatası değil mi? Yok abi. Niye böyle diyorsun? Biz. Neyse. Bu tampon olacak mı Ekrem? Tampon değişmiş abi. Değişmiş mi? Evet. Ama bak içeride detaylar var. İnce detaylar bak. Benim tişörtle aynı detaylar var burada. Bakalım. Sarı. Sarı diks yapılmış araç.
kaportadan açtığınızda. Ama yani şöyle bir şey var. 32 yaşına göre kaportadan çürümeler normal bunun. Bakma normal, hani. Normal. Yani, çok 1920 falan derim ya. Yani. Yok bakma çok hani normal. Bir kafa bulur gibi yapıyoruz ama evet. Yaşına göre çok çürük yok. Çok yok. Çok normal. Araba bu konuda başarılı. Evet. Yaşına göre çok güzel. Hı? Bir garajda tuttular bu sürekli. Yaşına, 32 yaşında bir arabada bu kadar çürük olması. Geçen gün 9 yaşında 10 yaşında bir araba sattık. 3 parça çürük vardı arabada ya. Evet. 10 yaşında. Koltukları. Tofaş bu işi biliyor abi. Evet. Bu araba yürüseydi uçacaktı. Aynen öyle abi. Bu normal bir orijinal Tofaş'ın şeyini buradan anlarsınız. Evet evet evet. Ne anlarız orada mesela kardeşim? Burada bir çizgi olur. Aha. Eğer bir çizgi varsa o araba orijinaldir. Arkadan sıkıntısı yoktur yani. Evet. Arka çamurlar buradan kesilip değişiyor ya. Tamam. Bu gidiyor ondan sonra. He. Orijinal olduğunu gösteriyor o çizgi. Bu arka çamurluk tavandan birleşiyor. Buradan kesiyorlar bunu değiştireceğim. Kazada mı? Evet. Arkadan kaza olursa yani. Veya kartal kesmesi olursa mı? Evet. Bu burada varsa. Orijinal. Bu gel burada olursa kesmez. Yaklaş böyle. Çizgi. Yaklaştım ona ben. Bu çizgi asrı bir önem taşıyormuş yani. Bu çizgi yoksa kesme, biçme, ekleme, kazada Şahin buradan kesiyormuş. Doğru mu Ekrem? Doğru. Çizgi var mı? Şu an var. Çizgi var burada. Bir şey daha öğrendik. Bir şey daha yaşına girdim. Herhalde bir 5. 6. Şahin'de ben komple Şahin'i çözeceğim. Tol arka kapıda söküp takılmış. Bakalım. Hani oğlum bu arabanın değişeni meşeni yoktu. Yok değil mi? Şimdi çürüklerini yapmak için sökebiliyorlar bu kapıları. Atıyorum dabana. Şurası sökülüyor. Hı-hı. Çürük yapılmak için bu kapı da sökülebiliyor yani. Ha, davul falan yapıyor. Şeyle alakası yok yani. Atıyorum şu davul patlasa Hı-hı. kapıyı sökecek adam. Ne yapacak? Kapıyı sökme dersin kardeşim. Olmaz böyle su yok. Kaynak tutmaz. Tutmaz mı? Kapıya da zarar verecek o zaman. O yüzden kapıyı değişen olduğunu olmadığını. Belki de bu kapı bu vidalardan değişti. Hı-hı. Çıkma kapıyı da akla orijinal kapıyı. Onu ben ondan bahsediyorum işte. Tamam ama şu an kapı orijinal. Ha, orijinal diyorsun yani. Yani ama buna ne yazar ekspertiz? Çıkma değişen. Çıkma değişen yani. Yani. Gel böyle Erenciğim. Kapıda gene söktak var. Gel böyle Erenciğim. Bu kapı sacı. Bu kapı sacı değişmiş. O kadar da anlıyorum yani. Anlıyor musun? Evet, tam yeni arabalardan. Kapı sacı değişmiş zaten abi. Zaten bu belli, bariz belli zaten. Ama bunun kapının sacı ben gibi biri değişmiş belli yani. Evet. Doğru mu? Evet. Basmış macunu. Basmış macunu. Kapı da çok güzel. Bu kapı boşluğu normal mi sence böyle? Değiştiği için kapı kilidinde bir değiştirmek lazım. Burada da çürükleri mevcut. Evet. Bak, gel böyle. Sen boya kabarması. Sen boya kabarması. Çürük sonuçta yapılacak. Yani burada şimdi ne var? Bir tane burada sol arka çamurluk eteğinde var boya. Bir burada boya var. Evet. Çürük. Çürüklerimiz var. Ortalama bunun şimdi kaç para boyamaz, boyacı masrafı alır? Abi ortalama 1000 lira, 1500 lira civarında masrafı var boya masrafı. Yani toplam hepsinin toparlaması 1500 lira. Evet. Mekanik olarak da bir masraf yoksa. Yani yürüründe, motorunda, şanzımanında ötme gitme, ağlama yoksa. Bize arabayı 15 milyar dedi. Evet. O zaman biz pazarlık yapacağız bu arkadaşlar. Tabii. Araba açık olduğu için dabanına bakamıyoruz. Dabanında çürük doluyor bu Tofaşların genellikle. Ama air varmış. Artısı var. Air kaç paraya taktığını karışayım? 3000 lira. 3000 lira. 3000 lira air. Ön? Ön arkan. Arka? Arkada? Arkaların sistemi hazır sadece. Körükleri yok. Körükleri kaç paranın? Çok fazla para değil. 1000 lira civarı. Ama şey, genel olarak baktığımızda Ekremciğim. Yaşına göre güzel bir araç. Araba diri duruyor yani 88 gibi durmuyor. Evet. Bir uzun kısa ver bakayım kardeşim. Görüyor musunuz? Farkı. Ama baktığın zaman yanlış anlama hiç 88 dolar gibi durmuyor araba değil mi? Bir de aracın iç kısmına geçelim. Bir de aracın içini inceleyelim. İnceleyelim. Ekremciğim kapat arabayı. Stop edelim. Özay bu koltuklarda niye poşet var kardeşim? Abi, normalde böyle poşeti mi yazıyorsunuz? Merak ettim. Evet. Tabii. Koltuklar kirlenmesin diye. Nasıl kirlenmesin diye? Ya şimdi kir gelmesin. Leke olmasın. Allah Allah. O evet. Derece özen gösteriyorsun biz yani. Biz arabada sigara içmiyoruz abi. Ben kendim de içmiyorum arabada sigara. Biz arabada sigara içmiyoruz. İçiyoruz mu lan? İçmeyiz değil mi? Katiyen. Sigara da karşıyım ben arabada. Ben ama de. Koltuk kılıfları falan güzel. Bir önce Şahin'de zaten koltuk arabaya masraf edilecek o kırmızıda. Evet. Yani gel şöyle içine geçelim. Şahin deyince ay. Hemen tabi ne oluyordu? Torpido oluyordu. Koltuk içine geçti. Torpidomuz. Ha koltuk ama beşik gibi ha. Evet çok rahattır. Torpido çatlaklar var. Erenciğim göster böyle. Evet. Zaten torpido çatlak demişti. Bu çarşafı niye koydun buraya bezi? Tekrar çatlamasın diye mi? Daha, evet. Daha çok çatlamasın diye. Maşallah. Güneşler niye bu renk? Çarşafta beyaz. Böyle farklı bir renk olsa olmaz mıydı? Daha çok yakışıyor beyaz. He beyaz yakışıyor. Kırmızıya beyaz yakışıyor. Tabii az önce bir tane Şahin gelmişti ya kırmızı takmışlar Şahin'e biliyor musun? Evet. Bir daha bu araba 88 model. Hı-hı. Bu araba normalde orijinal 4'lüleri.
Evet. Bu araba 5 ileri şanzıman takılmış. Sonradan takılmış yani. Yani? Yani şanzımanı 5 ileri yapmışlar. Bir de geri var 6 diyelim. Yani kanka normalde 4 vitesmiş. Normalde 4 vites. Ses burada mı duruyor normalde? Burada duruyor. He şu göğüste duruyor. Evet göğüste mi? Duruyor. Göbekten vites normalde orijinalde. 88 abi. Kaç modele kadar böyle? 89, 90. 90'dan sonra 5 liraya geçiyor. Ha, normalde 5 liraya geçiyor. Evet. Ya var ya bu Şahin'i üreten adam var. Bir 2020 falan yapsaydı var ya neler olmazdı biliyor musun? Çalıştırırken normal şimdi tüplü benzeri çevireceğiz mi? Direkt bomba basıyor musun? Direkt çalıştırıyoruz. Çalıştır bakalım abi. Çalıştır gidelim Ekrem artık ya. Aa arabanın orasına bakıyorsun burasına bakıp duruyorsun Ekrem. Kaldın mı? Kaldı bakalım. Yavaş Ekrem. Sakin ol. Devam et yavaş yavaş. Yürüne falan bakalım giderken. Evet bakalım. Nasılmış? Her şey çalışıyor mu? Oo çalışıyormuş. Korna çalışıyor. Efendim bu tavan orijinal sanki. Abi tavan döşemesi orijinal. Bembeyaz. Fabrikan çıkışı diyorsun. Evet. Şahinlerde. Bu zaten iki yeni son 6 aylık dilimde araba fiyatları yükseldi. Normalde bunlar örneğin geçen sene kaç paraydı mesela 88 modelleri? En fazlası yani bu gibi temiz olanları en baba 5-6 bin liraydı abi. 5-6 şu camı kapatalım Ekrem. Ses dışarı arabaları şey yansımayı bir fazla. ACS'yi kapatalım ACS'yi. ACS'yi kapatıyoruz. ACS'yi. Geçen sene bu arabalar kaç paraydı mesela ortalama? Abi böyle temiz düzgünleri, çürüksüz çarıksız fazla çürü olmayan boyasız düzgün olanları 5-6 bin TL'ydi. Şu an 10 milyar aşağı var mı? 12 milyar aşağı. Şu an 15 bin liradan aşağı yok. Yok. Yani 10 milyon 12 milyonlarda da çok çürük çırık ve evet. Masraf mı çıkarttı onlar? Evet. 88 model olup da böyle temizi yok. O araba yani. Temiz mi abi? Şimdi videoyu boş ver bir kenara da yani. Araba gerçekten yaşına göre çok güzel yani bence abi. Satar mıyız bunu? Bekler miyiz? Tabii satarız bunu ya. 20 bin civarında para istemek lazım bunu. 20 mi? Evet. Oğlum o... Şimdi arabayı 15 milyar dedi Özay bize. Evet. Zaten ben dedim çürük çırık varsa burada ikram yaparsın dedim. Konuştuk. Hani fazla da zorlamaya gerek yok. Araba sonuçta diri, air da var arabada. Buradan girme. Bilerden gireceğiz. Çürük masraflarını düşündürüp almamız lazım abi. Çürük masraflarını düşündüreceğiz. Onlar da Cahit abi yapacak. Ortalama Cahit'ciğim buna selam söylüyoruz. Arkadaşlar biz 1000 lira, 1500 lira çürük masrafı keseceğiz. 1500 liraya artık bu araba cam gibi yaptı. Yapamazsa cebinden yapasın. Aynen öyle. Ve Cahit abiye yaptıracağız. Sen seversin değil mi Cahit abi? Severim. Buraya bay. Bundan falan artık fazla masraf tutmaz. Güneş gözüm alıyor. Sizce çalışsın bakalım çalışıyor mu? Yavrum beni. Su atayım neresi? Oy lan suya da Murat like. Yanlış tarafı su attı. Mesela bak ben yaklaşık 2 yıl oldu galeriye çalıyor Ekrem. Şahin, Doğan, işte Tempra, alt kesim araba alırken korkuyorum. Mesela senin sahibinin.com sayfana da bakıyorum. Genelde sende lüks arabalar var. Bu arada Ekrem kardeşim Kozcağız'da galeri işiyle uğraşıyor. O da orta segment lüks arabalar alıp satıyor kendisi. Bu arada şunu söyleyeceğim sana. Sen Şahin alıp çok satıyorsun görüyorum. Biz mesela video maaşı alıp satıyoruz genelde de. Hani biz Şahin alıp satmıyoruz. Şahin alıp satarken bir tane neye dikkat edeceğiz? Örnek veriyorum. Abi çürüğüne, çarığına, değişimine, kızasına dikkat edeceğiz. Diğer arabalar gibi. Kazası var mı? Şaselerinde, tavanında, direklerinde. Onlara dikkat edeceğiz. Bir yeni aksam olarak da şanzıman, referanslarda ötme, gitme, ağlama var mı onlara? Bunun haricinde güzel araçlar. Herkesin durumuna göre olan küçük araçlar yani. Kolay kolay bir masraf çıkartıyor mu böyle? Kolay kolay masraf çıkartmaz abi. Kolay kolay masraf çıkartmaz. Genelde şey için diyorum. Hani mesela Şahin alacak kişi bunu aldık diyelim örnek veriyorum. Bunu ne kadar bir masraf çıkartabilir bize? Çürükleri olarak mı? Yok çürük. Çürük zaten belli. 1000 lira 2000 lira verirsin. Hani düzelttirirsin. Boyasını da komple boya atarsan 4-5 bin lira bulur. O ayı konu. Hani bunu aldık örnek veriyorum. Mekanik ne masrafı çıkartabilir bize? Mekanik çıkartacağı masraf ne olabilir? Masraf olmaz. Mekanik. Motor arıza verme şansı veren var mı öyle? Motor arıza versin. Çok arıza versin. 5-6 lira 1000 lira civarında motoru yapıyor zaten. Ha, motor bunda 1000 lira mı yapılıyor? Evet 1000 lira bitiyor işi. Atıyorum. Jonte'ya da 5-600 lira tutuyor. Yani mekanik olarak örnek veriyorum sonuçta bunu alan kesim finans olarak bu paraları veriyorsa fazla masraf etmeyecek tarzı insanlar. Aynen öyle. Yani ortalama Şahin Doğan alacak kesim mekanik olarak fazla masraf çıkartmıyoruz. Evet. Komple motor ise kaç para mesela?
Komple motor eksi bu arabanın, en fazla 1000 lira 1500 lira. Çöp diyorsun, evet. Olsa araba. Aynen öyle. Tabii enjeksiyonlu motorlar olsa 3-4 bin lira civarında, onlar iyi. Bu yeni kasa olanlar. Evet. Buradan arkadaşlar söylüyorum, biz bu YouTube işine başladık. Çok zorluklar çekiyoruz, polislerle zorluklarımız oluyor, trafikte çirkin başına zorluklarımız oluyor. En büyük zorluğumuz Eren Kaya. Buradan Eren Kaya'ya sesleniyorum. Güzel bir kardeşimizdir. Çekmeye güzel yapıyor. Başarılı, kendi kafasına kesiyor, biçiyor. Onda sıkıntı yok. Onun üzerinden 10. Ama zor yaşanıyor kardeşim. Zor adam, zor. Editör kardeşime buradan saygılar. Eren'cim seni seviyoruz kalben. Yalan yok. Sen değerli bir kardeşimizsin. Güzel insan. Güzel insan. Annen, baban sabaha kadar zekat verse azdır senin için. Çok güzel. Değil mi? Eren Kaya. Eren Kaya. Eren Kaya. Nereden geldin buraya Kaya Kaya? Dikkat et. Aleyküm. Öteksi oğlum, boş koca yer var. Furkan öteksi. Evet arkadaşlar, aracı gezdik, dolaştık, baktık türünü, çarığını inceledik. Özel kardeşim araca 15 milyar 500 lira istiyordu. Araç ortalama saça rakamlarına zaten 15-16 civarı, doğru mu Ekrem'cim? Evet, evet. Araçta 1.5 milyar falan mekanik bilmiyoruz. Kaportsal masrafımız var. Görünen 1000 lira 1500 lira civarında masraf var. Kaportsal olarak görünen 1000-1500 lira masraf var. Şimdi biz buradan senden ne isteyeceğiz kardeşim? Biz bunlar zaten kar amaçlı almıyoruz. Ortama zaten saça rakam var, 15-16 civarı saça rakam var. Araçta şu an görünen 1-1.5 milyar masraf var. Ne yapacağız kardeşim? Biz senden bu arabayı 13 isteyeceğiz. Evet. Yani sen de biraz işayın. Çünkü sonuçta alacağız. Alımı, satımı, satış sigortası derken 275, 200 de öyle bir 500 lira masrafımız olacak. 1500 lira da çürükler. Evet. Yani ortalama nedir abi? 2000 lira bir masraf edeceğiz. Mekanik olarak bir şey var mı bilmiyoruz. O sanayide belli olacak. Yani 15.5, 2 düşersen 13.5. Biz sana buradan 13 lira teklif ediyoruz kardeşim. 13 lira dersen aracı alacağız. Çünkü sen bana telefonda bu kadar çürük çarık fazla söylememiştin. Tamam, yaşına göre normal. Araba diri. Doğru mu Ekrem? Diri, yaşına göre çok diri. Diri arabamız. Hani 13 lira bir sabah teklif ediyoruz. 13 lira okey dersen alıyoruz. Pazartesi sabah doğru notere gidiyoruz. Arabayı alıyoruz. 13.500'e o zaman hayırlı olsun. Ya zaten ben sana söyledim hani telefonda. Ufak bir pazarlığımız olacak dedim. Sen de tamam abi şimdi araç başında pazarlık yaparız dedin de. Hani bu kadar çürük oldu bak. Sağ ön kapıda çürük var. Bayağı bir çürüklerimiz var. Bayağı bir çürüklerimiz var. Ortalama zaten boyacı bundan 1000-1500 lira bir masraf isteyecek. Tabii. Çünkü sol arka kapının altı da. Doğru mu Ekrem? Evet. Yani 1500 lira falan bir masraf var. Mekanik olarak zaten ekran fazla bir şey çıkmaz size. Sıkıntı değil. Çok bir 200 lira, 200 lira, 300 lira masraf çıkarsa önemli değil o. Evet. Kliması çok güzel, sıcacık yanıyor değil mi? Evet, çok sıcak. Camları açmayınca çok sıcak. Kışın herkes rahatlar. Yani 13.5 diyorsun son. Aynen, 13 son diyor. Ekrem daha da bir şey yapmaya gerek var mı? Bölelim ortadan 250 lira. 13.250 mi olsun? Evet, öyle yapalım. 13.250 mi olsun? Evet. Onun dediği de olmasın, bizim dediğimiz de olmasın. Bölelim. Ortası olsun. Ortası olsun. 13.250 olsun. 13.250, korona var. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, 13.250 araç halimize gelmiştir. Aracın onanımı falan hazırladıktan sonra satışa sunacağız. Satışla ilgili bittikten sonra arabayı bu haldeyken bize birisi almazsa bu halde vereceğiz. Büyük bir ihtimal onarıp da satarız. Çünkü bir önceki iki şahinde onarıp da sattık. Onlara satış videosu çekmiştik. Bunu onarırsa satış videosu çekeceğiz. Instagram adresimiz Eren'cim şuraya bırakıyor. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Son olarak ne diyorduk? Aslan Motors'tan araba alanlar sanayiye değil, eve gider. Eve gider. Mantıklı. Ne diyoruz? Aslan ol diyoruz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Esenle kalın. Denizde dalgalanmış yüzmeyi sizleri seviyorum. Sen akıllı.